Boğaziçi yalnızca Boğaziçi'nden ibaret değildir. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayın diyen kadınların, BİMEX işçilerinin sesiyiz diyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, kayyum rektör istemiyoruz eylemleri kapsamında Bebek'ten Beşiktaş'a kadar yürüdü. Bazı vatandaşlar da alkışlarla öğrencilere destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektör atanmasına karşı eylemlerine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversiteye girmeye çalışan Boğaziçi'li olmayan terörle iltisaklı illegal gruplara izin vermeyen Türk polisi doğru yapmıştır dedi. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atanmasını protesto eden öğrencilere destek verildi. Demirtaş, "Ne yaptınız gençler ya? Sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir nereleri titretiyordur." dedi. Boğaziçi Üniversitesi'ne AK Partili Melih Bulu'nun atanmasıyla ilgili yandaş tayini kural haline geldi. Boğaziçi gibi bir üniversiteye bu şekilde tayinlerin doğru olmadığı kanaatindeyim diyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çözüm için üniversite mütevelli heyeti değerlendirmesini önerdi. Sağlık Bakanlığı'na aşılar ne zaman yapılmaya başlanacak? Aşı merkezleri kurulacak mı? Aşı firmalarıyla yapılan anlaşmalar basınla ve toplumla paylaşılacak mı? Aşıların dağıtımı nasıl yapılacak sorularını soran Türk Tabipleri Birliği, Refik Saydam Hıfzı Sıha Kurumu'nun yeniden açılması için de çağrıda bulundu. Salgının kötü seyrettiğini belirten, etkisizliğini göze alıp aşıyı yaptırmak dışında çaremiz yok diyen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Çin'den alınan aşının 60 yaş üzerindeki insanlara uygulama sonuçlarının bulunmadığını, bu gruba bu aşıyı yapmanın tamamen bir kumar olduğunu söyledi. Manisa'da örgüt üyeliği gerekçesiyle verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan 84 yaşındaki Nusret Muğla tutuklanarak Manisa T-Tipi cezaevine konuldu.